İyi akşamlar sevgili Yol TV izleyicileri. Anka programında yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Doktor Kerem Altıparmak. Kerem Altıparmak'la biz bugün insan hakları alanıyla ilişkili, kanun hükmünde kararnamelerle ilişkili ve en önemlisi de Demirtaş'ın tahliye kararıyla birlikte Ahim'in vereceği karar ve Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakıp bırakılmayacağı ilişkili kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle tabii ki sizle başlayayım ben. SBF'den ayrıldınız, bir ayrılma gerekçesi söylediniz. Özellikle AKP'nin yarattığı bir akademi ortamı var. Siz zannediyorum buna tepki olarak oradan mı ayrıldınız? Şimdi tabii akademinin genel olarak yaşadığı sıkıntılar var ama bir de bizim Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin, şimdi benim tekrar beraber yakın çalıştığım, ihraç edilen arkadaşlarım var. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin özel bir durumu var. Fakülte olarak Türkiye'de en çok ihraç gerçekleşen yerlerden biri. 30 kişi ihraç edildi fakülteden. Ankara Üniversitesi'nden de 100'e aşkın insan ihraç edildi. En çok etkilenen alanlardan biri de insan hakları merkezi oldu. İnsan hakları ana bilim dalı oldu. Ben ayrılmadan önce artık biz öğrenci alamaz, tezleri yönetemez hale gelmiştik. Çünkü çoğu barış imzacısı olan meslektaşın ihraç edildi. Onun için aslında hem özel hem genel bir nedeni var. Ben üniversitede, akademide genel olarak da ama özellikle de siyasal bilgilerde bizim üstlendiğimiz misyonun hayata geçirilemediği bir noktaya geldiğimiz sonucuna ulaşmıştım. O nedenle dışarıda daha verimli işler yapabileceğimi düşünerek belki bir gün tekrar döneriz umuduyla hani dışarıdaki arkadaşlarımın arasına katıldım diyeyim. SBF'de şu anda insan hakları ana bilim dalı hayatta mı hala? Şöyle, biz ana bilim dalını Ankara Üniversitesi'nde kurmuştuk. Çünkü disiplinler arası bir insan hakları programıydı. Merkezimiz ise SBF'nin çatısı altındaydı. Merkezi rektörlüğü aldılar. İşte alındığından beri bir tane böyle bir toplantı yaptılar. Onun dışında 2 seneden fazla zamandır hiçbir şey yapılmıyor Ankara Üniversitesi'ndeki İnsan Hakları Merkezi'nde. Hedef de buydu zaten. Biz çok aktif. Öğrenci de almıyorlar. Bildiğim kadarıyla yüksek lisans programına evet almıyorlar. Program açık gözüküyor. Bizim eski öğrencilerimizden tezlerini yazanlar var. Sayısı az da olsa bitirenler de var. Ama yanlış bilmiyorsam hani ben işte yaklaşık 1 sene oluyor ayrılalı. Yeni öğrenci tekrar alınmadı. Öyle bir olasılık da yok. Zaten siyasaldaydı bunun nüvesi, merkezi. Onu da hukuk fakültesine aktardılar. Şimdi ana bilim dalı başkanı hukuk fakültesinden bir hoca. Yani Türkiye'de insan hakları alanı ya da insan hakları buzdolabına kaldırılınca hükümetin deyimiyle herhalde sizin bölümde buzdolabına kaldırılmış gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, siyasal bu anlamda önemli bir farklılık getirmişti. Biz klasik insan hakları çalışmasından farklı olarak pratiğe çok açıktık. Gerek insan hakları merkezi gerekse ana bilim dalı. İşte insan hakları örgütlerinin gelip konuşabildiği, mağdurların gelip derdini de anlatabildiği bir yerdi. Bunun şu koşullar altında yürütülmesi çok da mümkün olmadı. Şimdi bir kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen bir kişi olarak hocam sormak istiyorum. Şimdi SBF bu meselenin merkezi aslında. KHK'ler tamamen anayasaya aykırı, genel olarak kanuna da aykırı. Bu konuda sizin beraber çalıştığınız hocaların tepkisi neydi? Yani bu kadar bariz bir biçimde açıktan yasa dışı olan bir durum karşısında mesela hala bunu savunanları da görebiliyoruz. Biz televizyon programlarında bunu konuşanları görüyoruz. Yani bir hukukçu kimliğiyle kanun hükmünde kararname savunmak mümkün müdür? Valla siyasalın şöyle bir ortamı var tabii. Siyasalda savunan bile açıktan bunu pek rahat rahat söyleyemez. Çünkü o bilir ki hani o hukuka aykırılık yüzüne vurulacak, söyleyemez derken kimse kimseyi tehdit ettiğinden, itham ettiğinden gibi. Ama hani bunu söylediğiniz zaman cevabını alırsınız, cevabını siz veremeyecekseniz ondan çekinme anlamında. Onun için siyasalda bu söylenmiştir diyemem ama hani şöyle bir bakıyorum, Ankara Üniversitesi'nin bütününe 100 tane öğretim üyeniz atılmış. Türkiye'nin eski hukuk fakültelerinden biri bünyenizde. Şimdi burada çok daha fazla ses çıkarmanız gerekmez mi? İşte basına yansıdı, hatırlayacaksınız. Cenk Yiğiter, ihraç edilen bir meslektaşımız yine hukuk fakültesinden. Ankara Üniversitesi'ni tekrar kazandı, iletişim fakültesini. 1 sene önce
gelip öğrenci olarak o kampüse girmek istedi. Şunun da altını çizeyim. Ankara Üniversitesi KK'leri de aşan bir hukuksuzluğa aslında ev sahipliği yaptı ve yapıyor. O da ne? Şimdi ihraç edilmiş olan olabilir birisi. Kampüse girmesini engelleyen herhangi bir hukuki kural var mı? Yok. Kampüse gidiyor, giremiyor. Şimdi Cenk Yiğiter, ben öğrenci olarak geldim dedi. Bu kez kaydını şu gerekçeyle yapmadılar hatırlarsanız. Efendim ihraç edilenlerin kaydının yapılmayacağına dair bir düzenleyici işlem yaptılar. Cenk buna dava açmak zorunda kaldı. O davayı kazandıktan sonra şimdi bu karar alındığında senatoda, yani bu kararın Cenk için alındığı gün gibi aşikarken, orada oy kullanan anayasa hukuku profesörü var. Orada oy kullanan hukuk fakültesinin dekanı var. Hani defalarca da bunlar konuşuldu. Bunu hangi hukuk kuralına uygun buldun, hangi anayasa kuralına, hangi kamu hukuku kuralına uygun buldun ki elini kaldırdın, evet dedin sorusuna bildiğim kadarıyla cevap vermiş de değiller. O açıdan bakarsanız Ankara Üniversitesi'nde veya X Üniversitesi'nde bu olaylar olurken çıkması gereken ses çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Hem de dediğim gibi işte en köklü hukuk fakültesinin olduğu yerde çıkmadı. Ama siyasalda açık açık bunu savunan oldu mu? Bildiğim kadarıyla hayır. Şimdi biraz televizyonculuğu aşarak sorayım hocam. Hiç utanmıyorlar mı? Yani böyle bir eğitim alanında açıkça hukuka aykırı bir kararı alırken, hani gelecekte bu bizim yakamıza yapışır, utanıp sıkılmak gibi bir durumları olmuyor mu? Valla Veli, şöyle söyleyeyim. Ben barış için akademisyenler meselesinde Yaman Akdeniz Hoca ile beraber kitap da yazdık. Hani bunu tartıştık da defalarca akademisyenlere şunu söyledim ve davet ettim. Hatta Ankara Üniversitesi'nde henüz ihraçlar gerçekleşmeden önce soruşturmalar yürütülürken rektörlüğe açıkça davette bulundum. Dedim ki ben bunun hukuka aykırı olduğunu ileri sürüyorum. Gerekçelerim bunlar. Her kimse bunun hukuka uygun olduğunu savunan, bunun ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını iddia eden her kimse, hani buyurun her meydanı, ben tartışmak istiyorum. Bunu tartışalım. Şimdi düşünün ki bir tek istisna İzzet Özgenç, ki tamamen yalan yanlış iddiaları var. Hani onunla da tartışmak isterim bu meseleyi fırsat olursa. Ama en azından takdir ediyorum. O çıktı dedi ki bu propaganda suçudur şundan dolayı. Benim bildiğim onun dışında bir akademisyen çıkıp Türkiye'yi en çok ilgilendiren konulardan biri, binlerce akademisyenin yargılandığı, yüzlercesine ihraç edildiği bir konuda madem bu kadar net bir resim var, çıkın deyin ki evet bu suçtur şu ölçütlere göre. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygundur, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri'ne uygundur. Bu nedenle de savunuyorum. Mesela hani o polemik konusu da olmuştu. Adem Sözer bununla ilgili bir şey söylediğinde İsmail Saymaz dedi. Ya ahlaken doğru bulmaman ayrı mesele. Hukuken bunun suç olduğunu söylüyor musun, söylemiyor musun? Ben de söyledim. O zaman söylüyor musunuz, söylemiyor musunuz hocam? Yani o yüzden Türkiye'de bu kadar temel bir meselede bile akademisyenlerin yüzü kızarmıyor. Çıkıp bununla ilgili eğer savunuyorsanız ben hemenna kabul ediyorum. O yüzden İzzet Bey'in tavrını şey yapıyorum. Ama yoksa meslektaşlarınız atılıyor. Siz hukukçusunuz. Siz anayasa hukukçusunuz. Siz insan hakları çalışıyorsunuz. Nasıl bu kadar çok meslektaşınızın böyle mahkemelerde şey olmasına karşı ses çıkmaz, çıkarmazsınız. Susmak bazen daha büyük utanç verici bir davranış gibi geliyor bazen bana. Şimdi, memurlardan şuna tanık oldum. Mesela memur cinayet işliyor. Hemen açığa alınıyor ve onunla ilgili kurul toplanıyor. Meslekten ihraç kararı veriliyor. Yani bunlar doğal süreçler. Şimdi ben ya da herhangi bir ihraç arkadaşımız herhangi bir şekilde kendimizi savunabilecek ya da açığa alınıp savunma verebilecek durumda değiliz. Hani suçlu olup olmamak bir yana da şeklen hani savunma almak, onun hakkında karar vermek bu aşamaları yapmadığı için de gayri hukuki. Tabii yani hani benim biraz önce verdiğim şey barış için akademisyenler de, ama genel olarak KK'lilerle ilgili şöyle bir sorun var. Yani bu iyi kötü, beğenirsiniz beğenmezsiniz, bu ülkenin yerleşik idare hukuku, kamu hukuku kültürü var. Burada anayasaya dayanan bir ilkeden bahsediyor. Savunma hakkı kullandırtılmadan kimse hakkında idari işlem yapılmaması gerekir. Şimdi bakın OHAL komisyonu kurulan son istatistiklerine göre benim tahminim 2020 yılının sonuna kadar çalışacak. Ve hala daha 1 Eylül 2016
KHK'siyle ihraç edilmiş olup ama hakkında karar verilmemiş insanlar var. Bu ne demek? 2020 yılında ihracından 4 yıl sonra ilk defa insanlar resmi olarak neyle suçlandıklarını öğrenecekler. Yani bu o kadar absürt bir şey ki, hani bunun absürtlüğü şu açıdan, buna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onay verdi, buna Anayasa Mahkemesi onay verdi. OHAL komisyonu denilen şey mesela en azından şöyle olsaydı bir ihtimal düşünebilirdik. Yani suçlamanızı biliyorsunuz, siz delillerinizi ileri sürüyorsunuz, idarede geliyor bunu savunuyorsunuz. Hayır, öyle bir şey yok. İdare size ancak 4 sene sonra, ya biz seni bununla suçlamıştık diyor. Siz 4 sene sonra ancak mahkemeye gideceksiniz. Orada da bir suçlama yok hocam. Şöyle diyor, kurumun araştırmalarına göre öyle saklı olduğunuz diyor. Ben bir an için öyle varsayalım diyorum. Yoksa haklısınız. Yani hani o suçlamalar da gerçek anlamda suçlama mı? İdare mahkemesinin önünde verilen savunma hakkı gerçek anlamda bir savunma hakkı mı? Bunları da bir kenara bırakıyorum. Ama diyorum ki 4 sene boyunca ve insanı suçlamadan nasıl işlem yaparsınız hakkında? Yani bir değil, bir ay değil, bir 6 ay değil, bir yıl değil, 4 sene sonra bunu açıklayacaksınız. Onun için tabii ki hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde bir mevcut anayasaya da, hani onu söyleyeyim, mevcut anayasaya da tüm Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırı ama herkes kulağının üstüne yatıyor. Ben bu KHK'ler ilk çıktığında yazdığımın hala arkasında duruyorum. Ne yazık ki öngörülerimin hepsi de doğru çıkıyor. Sadece benim değil tabii, yani iyi kötü herkes aslında bunun ne kadar felaket bir şey olduğunu, olacağını öngörüyordu ve söylüyordu. Yani yurt dışına çıkamıyoruz ve benzeri birçok şey var. Kendimizi savunur durumda değiliz. En son aslında hükümetin tüy diktiği nokta diyebiliriz. Oy kullanamazlar İstanbul seçimlerinde. Bunu evet, da söylediler. Artık yani bildiğiniz yokuz yani biz bu ülkede. Oy kullanma kısmı o kadar ifrada gitmedi ama biliyorsunuz aday olan kişiler, seçiciler mazbatalarını evet, alamadılar. Yani seçilemez, aday olamaz ama hakkında herhangi bir hüküm yoktur. Şimdi hırsızlık yapsanız ya da hani hırsızlığı da demeyelim ama başka bir suç işleseniz, örgüt üyesi cezanızı çektiğinizde süreniz bitiyor. Sonrasında diğer haklarınızdan yararlanıyorsunuz. Şimdi mesela bir KHK'linin ne zaman pasaport alabileceği ya da eğer bir gün acaba gerçekten siyasete girip seçilme hakkını kullanamayacağı konusu hala belirsizliğini koruyor. Bunda bir sorun görmemek mümkün değil yani. Dediğiniz gibi o yüzden buna medeni ölü diyoruz. Yani yaşıyorsunuz ama insan hakları insanların biyolojik olarak yaşaması üstünden değil, haklara ve özgürlüklere sahip olması üstünden tarif ediyor. Onları kullanamıyorsunuz. Peki hukuken durum buyken biz AİHM'e gittiğimizde AİHM dedi ki ileride birkaç yıl sonra bir kurul kurulacak, siz oraya başvurun dedi. Acaba benim adlandırmam AİHM burada insan hakları mahkemesi olmaktan öte bir ticaret mahkemesi gibi davranıp Türkiye ile olan dengeleri üzerinden bir karar verdi. AİHM'i böyle bir karar vermeye iten şey neydi? AİHM'in verdiği hukuki mi? Bu çok çok karışık bir mevzu. Yani Türkiye'nin AİHM'le ve Avrupa Konseyi ile olan ilişkileri kadar Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa'nın genel girdiği krizle de çok alakalı. Hani bunu şununla açıklıyorlar. 27 bin tane başvuru vardı ihraçlarla ilgili AİHM'in önünde. AİHM'in bunların her birine tek tek bakması ihtimalinin olmadığını. Tek tek bakmak zorunda mıydı hocam? Değildi. Bir pilot karar seçebilirdi. En azından bu oluşacak komisyonun daha sağlıklı işleyeceği bir yola hükümeti zorlayabilirdi. Şöyle yaptı aslında AİHM. Biraz yani sonuç olarak özünde dediğiniz gibi ama iki kademede yaptı bunu. İlk başta yapılan başvurularda dedi ki Anayasa Mahkemesi var, onu tüketin, ondan sonra gelirsiniz. O arada pazarlıklar yürütüldü hükümetle Avrupa Konseyi arasında. Şu mevcut OHAL Komisyonu kuruldu. Sonra da dedi ki OHAL Komisyonu sonradan kurulmuş olsa bile yargı yoluna başvurunun yolunu açıyor. Eğer buna gideceksiniz, reddedileceksiniz, sonra idari yargıya gidebileceksiniz. Ve bunu etkili hukuk yolu sayıyorum dedi. Tabii hani orada bir sürü sorun var. Yani orada idare mahkemesi, herhangi bir idare mahkemesine gitmiyorsunuz. Bunun için kurulmuş özel mahkemeye gidiyorsunuz. Onu kuran siyasi iktidar, onun üyelerini atayan hakimler, savcılar kurulunda bütün üyelerini atıyor.
Burada bir sürü yapısal problem var tabii. Bunlar... OHAL komisyonun bir kriteri de açıklanmış değil. Mesela şunu 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 yapanlar tabii, kabul edilir, şunu şunu yapanlar edilmez. İşte Bölge İdare Mahkemesi'nin yakınlarda birkaç ay önce verdiği bir karar var. Ama ölçüt koymak yerine konuyu daha da muğlaklaştıran, yani tam olarak aslında ne yaparsanız bu iltisak, irtibat meselesini gerçekleştirmişsiniz, onu şey yapan, hatta şöyle söyleyeyim, iltisak kavramını 2016 yılında bu KYK'ler çıkana kadar Türkiye'deki hukukçuların %99.9'u bilmezdi. Ben size o kadar net söyleyeyim. Yani çünkü bazı kavramlar vardır. Orada ilk defa yazan ama uygulaması vardır. İyi kötü ne olduğunu bilirsiniz. İltisak kavramını şimdi işte Süleyman Soylu ağzına pelesenk etmiş ya. Açın bakalım 2016 Temmuz'undan önce Süleyman Soylu'nun iltisak kelimesini kullandığı bir tane mülakatı, konuşması, açıklaması var mı? İşte hayatında o da ilk defa duydu o tarihten sonra. Şimdi ona iltisak, buna iltisak tip geçiyor. Muhtemelen Mehmet Uçum bilemiyorum. İcat etti gibi görünüyor. Yani şöyle, aslında bu cemaatçi polislerin daha önce bazı dosyalarda kullandığı bir kavram ama öyle bir kurala girmesi, bir yasaya girmesi, bir düzenlemeye girmesi 2016'dan önce söz konusu değildi. Demek ki hoşlarına gitmiş ya, ne yapalım ne yapalım, hani iltisak diyelim çıkalım için içinden diye. Hocam siz Baro'da İnsan Hakları Merkezi'nde görevlisiniz. Şimdi dün ve önceki gün sarayda bir Yargıtay yeni dönem açılışı gerçekleştirildi. Metin Feyzoğlu avukatlar adına konuştu. Genel konuşmalar oldu. Sarayda gerçekleşti. Siz birçok baro buraya karşı çıktı. Ankara Barosu da karşı çıktı diye biliyorum ben. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sarayda avukatların ve hukukçuların orada toplanmasını ve işte vatan söz konusuysa gerisi tefarattır diyerek aslında hukuku tefarata indiren, insan hakları tefarata indiren bir yaklaşım sergilediler. Yani insan hakları açısından nasıl değerlendirirsiniz? Valla bizim yasamız var, avukatlık yasası. Orada neyi savunacağımız yazıyor. Biz hukuku ve insan haklarını savunma yükümlülüğü altındayız. Onun için bizim için asıl olan bu. Teferruat olan diğer şeylerdir. Çünkü bu vatan kavramı kime göre, neye göre gibi değişebilir. Şimdi birincisi bu. İkincisi, barolar niye karşı çıktılar sarayda bunun yapılmasına? Çünkü saray bir sembol. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de yargı gerçekten bağımsız, tarafsız davranıyor olsaydı belki gerçekten bunun sarayda olması problem olmazdı. Muhtemelen sarayda yapalım diyen de olmazdı o zaman. O da ayrı bir mesele. Ama saray neyin sembolü? Biraz önce söyledim. Türkiye'de mevcut yapısal sorunların bir sembolü. Hakimler, savcılar herhangi bir güvenceye sahip değil. Biz biraz önce memurların işlerinden çıkarılmasından bahsettik ama olağanüstü hal boyunca 4268 tane hakim, savcı ihraç edildi. Bunların 2000'e aşkını tutuklandı. Şu anda 7145 sayılı yasa uyarınca Hakimler Savcılar Kurulu aynı yetkiye sahip. Nitekim olağanüstü halden sonra bir kararnameyle de 17 tane hakim savcı aynı şekilde ihraç edildi. Bir hakim savcı verdiği karardan dolayı hiçbir gerekçesi açıklanmaksızın görevinden ihraç edilebilir veya disiplin cezası alabilir veya görevinden açığa alınabilir veya başka bir yere atanabilir. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı ve parlamento çoğunluğu tarafından atanıyor. İstisnasız 13 üyesi de öyle. Ve bu kurul bir hakimin, savcının attığı adıma ilişkin dahi karar alma imkanına sahip. Şimdi böyle bir ortamda saraya gidiyorsanız aslında bunda sorun görmüyorsunuz demektir. Baroların tepkisi buna. Barolar diyorlar ki bunun... Şimdi o yüzden ya gidelim de biz tartışalım. Neyi tartışacaksın? Senin tartışma yetkin, hakkın, hukukun yok ki. Bunlar yok edilmiş. Sen bunu talep etmek durumundasın. Oraya gittiğin zaman da şu ön koşulla gitmek durumundasın. Ben bunu reddediyorum. Şimdi Metin Feyzoğlu şunu söylüyordu. Siz benim gittiğime bakmayın. Gidince ne söyleyeceğim? Ona bakın. Vallahi ben baktım, hiçbir şey de söylememiş. Gayet olumlu, yani bu durumla ilgili çok da ciddi bir sorun görmeyen. Hani bir tek HSK ile ilgili bir de değerlendirmesi var, değişmesi lazım diye, ama Türkiye'deki tek sorun HSK değil ki. Türkiye'deki tek sorun
Evet, Cumhuriyet'teki gazeteci arkadaşlarımızın tahliye edilmesini sağlayacak bir şey Yargıtay yolunun açılması, bazı kesinleşmiş şeyler. Ama bu mudur tek sorunumuz yani? Yani bu ülkede yüz binlerce insan terör örgütü üyeliğinden, on binlerce Cumhurbaşkanı'na hakaretten, bir o kadarı terör propagandasından yargılanıyor. Eften püften şeylerden dolayı. Yüz binlerce internet sitesi erişime engelli. Bunların tamamı bu yapısal sorunların doğal bir sonucu. Bunları dert etmez. Giderseniz orada işte Cumhurbaşkanı'na, Adalet Bakanı'na, ona buna teşekkür ederseniz bu adaletsizlikleri görmüyor olursunuz. Tutuklu avukatlardan bahsetmeyin. Tabii yüzlerce tutuklu avukat var. İşte birçoğu arkadaşımız olan hem akademisyen hem gazeteci hem avukat insanlar hapishanelerde. İşte Türkiye'nin en önemli hukuk örgütünün başkanı Selçuk Kozağaçlı mesela, onun bir sürü değerli eski üyesi neyle suçlandıklarına bakıyorsunuz. Tamamen fikirleri nedeniyle bu insanlar cezaevindeler ve öyle kısa süreli de değil yani. İhraç edilenlerde yine Cenk Yiğit örneğinde olduğu gibi ya da Levent Mazlı Güney'de olduğu gibi avukatlık yapma hakkını da elinden aldı. Bu da ayrı. Buna bir de ek daha var. Aslında hani konu konuyu açıyor. Bunun sınırı da yok. Mesela yeni stajını tamamlamış, avukatlığa başlayacak bir sürü genç insan için güvenlik soruşturmasından geçemediği için ruhsatını alamıyor, avukatlık yapamıyor. Nedir? Efendim bir tane mesela 2017 referandumu sırasında hayır eylemine katılmış, 2009-11'den işlem yapmışlar. Ya da hani Kürt illerinde bu çok daha yaygın tabii. İşte propagandadan vesaireden hakkında işlem yapılan bir sürü genç hukukçu ruhsatını alma. İşte siz şeyin ağzından bunu sorun olarak gördünüz mü? Bunların hepsi de terörist gözüyle bakıp her türlü işlemin yapılabilmesini kabul etmek. Yani bunların hepsi ama o yapısal sorunun kaçınılmaz sonucu. Bunlar sonuç. O yapısal sorunu değiştirmediğiniz sürece o yapısal sorunun sembolü de sarayda yargı yılı açılışı yapmaktır. Yani insan hakları bir teferruat değildir diyebiliriz. Evet, yani teferruat değil, bir toplumun sağlıklı işleyişinin zorunlu koşuludur bir. Ama aynı zamanda çatlak seslerin varlığı da, hoşa gitmeyen seslerin varlığı da onun sağlıklı işleyişin koşuludur. Hocam şimdi herkesin merak ettiği Selahattin Demirtaş davası var. 19. Ağır Ceza Ankara'da bir tahliye kararı verdi. Şimdi somut durumda 18'inde ahim bir görüşme gerçekleştirecek. Yani net olarak da hem süreci bir özetleyip ardından da Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağını, bugün aldığımız bilgiye göre de savcı itirazda bulunmuş tahliye kararına. Yani saray hükümeti neyi planlıyor ve bu nereye bağlanacak sizce? Yani şimdi biraz önce söylediğim gibi aslında Demirtaş vakası somut olarak bu yapısal problemlerin, hani bana bir tane örnek verin deseniz, bir sürü örnek var ama Demirtaş herhalde sembolüdür. Başından itibaren bu dosyanın buraya gelişi o kadar hani tesadüf ancak olduğu iddia edilebilir, eğer burada bir siyasi arka plan yoksa. O tesadüfün de nasıl bu kadar mucizelerin gerçekleştiğini açıklaması gereken hükümettir. Bir dosya. Bu son halkası da bu olarak karşımıza çıkıyor. 18 Eylül'de büyük dairede duruşma var. 10 gün önce avukatları tahliye istemiş, tahliye kararı verilmemiş. 10 gün sonra ne oluyorsa birdenbire mahkeme, üstüne üstlük avukatlar orada yokken hadi biz tahliye ediyoruz diyorlar. Şimdi niye aslında böyle bir şeyin ahimle ilgisi olduğunu düşünüyoruz? Ahim'deki dosya dün tahliye edilen tutukluluk dosyası. Hükümet orada Demirtaş'la ilgili şunu söyleyecek. Demirtaş tutuklu değil. Başka bir dosyadan hükümlü. O nedenle bir, bu dosyada başka hukuk yollarını takip etmesi gerekir. Hapishanede olmasıyla bu dosyanın alakası yok diyecekler. İki, Türkiye'de yargı bağımsız, bakın incelemesi bitince tahliye de ediyoruz diyecekler. Şimdi ne olacağını o yüzden öngörmek hukuki bileşenlerle açıklanabilecek bir şeydir. Çünkü hukuki açıdan bakarsanız şu anda süresi itibariyle, yani infaza sayılacak olan tutukluluk süresi nedeniyle Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerekir. Yani kanun uygulanırsa tahliye edilmesi gerekir. Evet, tabii yani gerekli başvurular yapıldıktan sonra. Şimdi savcı itiraz ettiği için hemen mi yapacak avukat arkadaşlar?
Onu bilemiyorum. Bir iki güne o da belli olur. Eğer bu itiraz ama mahsup edilmesi yani tutukluktaki sürenin hükümlülükten düşmesi işlemesi arasında kalan süre alındığında bir yıldan kısa bir süre kalıyor denetimli serbestlik için. Bunun için yapılan başvurunun şu ana kadarki Yargıtay İçtihadı uyarınca tahliye getirmesi gerekir. Ama Demirtaş dosyasının başından itibaren geldiği noktaya bakıyoruz. Bu net bir şey söylememizi imkansız hale getiriyor. Neden? Şimdi Demirtaş şu an itibariyle örgüt kurmak ve yönetmekten yargılanıyor. Şimdi hani hükümetin iddiası bu kadar ağır bir suçlama var. Bu ağır suçlama 2017 yılının Ocak ayına kadar yoktu. Çünkü hani onu yaptın bunu yaptın deniyor ya Demirtaş'a. Demirtaş 2016 yılının Kasım ayında gözaltına tutuklanıncaya kadar hakkında örgüt üyeliği, örgüt kurma yönetme suçları yöneltilmiş değildi. Türkiye'nin farklı yerlerindeki savcıların birdenbire Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra harıl harıl çalışıp hazırladıkları çok sayıda fezleke var. Ama bu fezlekelerin hepsi birbirinden bağımsız, ilgisiz, propaganda, işte 2009-11 ihlali, Cumhurbaşkanı'na hakaret, Türklüğe hakaret gibi farklı suçlardan oluşan tekil iddianamelerdi. Hatta şöyle söyleyeyim size, bunların arasında çok ilginç şeyler var. 28 Temmuz 2016'da, 2015'te Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşma var, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin. Bu konuşmadan 2 ay sonra şu anki dosyada yani tutuklu olduğu dosyaya 6 tane fezleke geliyor. Bu fezlekeler 1200 ila 1900 gün sonra hazırlanmış. Suçun işlendiği iddia edilen tarihten. Yani savcı 1900 gün durmuş. Bir değil bakın 6 farklı fezleke var böyle. Ve birdenbire o konuşmanın arkasından fezleke hazırlamış meclise yollamış. Veya 2 Ocak 2010 6 tarihinde Cumhurbaşkanı konuşma yapmış dokunulmazlıklar kaldırılsın diye. Mevcut bu dosyada tam tamına 14 tane yeni fezleke gelmiş. Farklı şeylerden. 3 ay içerisinde. Şöyle bir ortalaması var bu fezlekeleri. Ocak 2016'ya kadar yani Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yapmadan önce ayda ortalama 1.9 fezleke geliyor HDP'li vekiller hakkında. Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaptıktan sonra ayda ortalama 79 tane fezleke gelmeye başlıyor. Yani savcılar birden aydınlanıyorlar. Aa biz fezleke yazalım. Önümüzde 4 ay var. Ne yollasak bu arada şeydir diye. Şimdi bu dosya, ana dosyadaki 34 fezlekenin 22 tanesi 7 Temmuz 2016 tarihinde HDP %13 oy alıp Selahattin Demirtaş liderliğinde Türkiye'deki siyaseti değiştirdikten sonra gelmiş. O tarihten sonra toplam HDP'li vekiller aleyhine gelen fezleke sayısına bakarsanız o dokunulmazlıkların neden kaldırıldığını da anlıyorsunuz. Şimdi AYİM'in önündeki soru o yüzden şu. Hükümet şimdi de bir tahliye meselesi önümüze koymuş durumda. Bu davaya bir bütün olarak bakıp bu tahliyenin o bütün içerisinde nereye düştüğüne bakacak mı bakmayacak mı? Ben size onlarca örneğini verebilirim bu dosyadaki bu tür şeylerin. Bakın bir son bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. 4 Kasım 2016'da tutuklanmadan önce, gözaltına alınmadan önce Demirtaş, tam 8 tane farklı savcılık 4 gün içerisinde yani 1 ila 4 Kasım arasında ellerindeki dosyayı Diyarbakır'a birleştirmek üzere yolluyorlar. Tesadüfe bakın. 1 değil, 2 değil, 8 tane savcı ya biz bunu yollayalım diyorlar. Şimdi Diyarbakır bana yolla dememiş. O güne kadar bunların hepsi tutmuş. Hani farklı zamanlar son 72 saatte ne oldu? Nasıl bir mucize oldu ki 4 Kasım'da gözaltına alınmadan önce hepiniz birden yolladınız. Onun yani için 11 milletvekili gözaltına alınıyor o gün. Hepsi ayrı ayrı suçlamalar, ayrı ayrı dosyalar ve aynı gece, aynı dakika, aynı saatte. Farklı savcılık, aynı savcılık da değil. Aynı savcılık hepsinin evin aynı şehirde bassa yine hani bir ihtimal. Yani nasıl birbirlerinden haberleri vardı? Yani merkezle bir ilişkisi yoksa. O nedenle... Bu örgüt suçu olabilir hocam. Yani artık orasını ben değerlendirmeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Bu tahliye meselesini okuyacaksak bu arka planın üstünü okumak durumundayız. AYİM ne kadar ikna olacak? Bunu 18 Eylül'de göreceğiz. Ama
Hükümetin bu durumdaki pozisyonu, bu savcının yaptığı itirazın 20. Ağır Ceza tarafından değerlendirmesi de mutlaka bu bilgi dahilinde kontrol değerlendirilmeli. Tahliye edecekler mi, etmeyecekler mi onu öngöremiyorum. Ama yapılacaksa, atılacaksa bir adım, bu davadaki suç var mı yok mudan çok 18 Eylül'deki duruşma ve sonrasında AİHM'deki kararın ne olacağıyla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. AİHM kararını nasıl öngörüyorsunuz hocam? Ne kapsamda bir karar çıkartacak? Yani orada sadece umut besleyebilirim ben. Bir tahminde bulunamam. Ben hani başvurum tarafıyla. Yani AİHM'in genel işte kendime göre doğrusunu söylüyorum. Şimdi bu AİHM için bile özel bir başvuru. Yani evet, bir sürü böyle siyasi nedenle tutuklama vesaire var. İşte Rusya'ya karşı Navalny başvurusu, Gürcistan'a karşı Merabaşvili, Azerbaycan'a karşı Mamadov, yani hiç yok değil. Ama işte hakkında 96 tane fezleke hazırlanıp 34 tanesinin bir davaya çevrildiği, bir tanesinin aradan özellikle ayıklanıp İstanbul'da 4 yıl 8 ay ceza verildi vesaire gibi bir dosya yok. Bizim bu dosyamız açısından kritik olan husus bence şu. Daire kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu dedi. Burada bir siyasi sayık var. Ama bu sayıkın aşağı yukarı referandum seçim zamanı oluştuğunu düşünüyorum dedi 2017'de. Halbuki bence bu siyasi sayık 2015'teki seçimlerden sonra oluştu. Ve bu nedenle aslında Demirtaş'a ve diğer HDP'li siyasetçilerin tamamına yönelik davaların 2015'e kadar okumak ve bütün hukuki sürecin geçerliliğini, hukuksal değerini oradan sonra olanlara göre değerlendirmek lazım. AİHM buna ne kadar yaklaşırsa bence o kadar doğru karar vermiş olur. Ama yaklaşır mı? Onu tahmin etmek güç. İşte biraz önce söylediğim gibi bir sürü bileşen var AİHM'in karar vermesinde. Bileşende bir pazarlık payı var mı hocam? Onun her zaman olduğunu varsayabiliriz ama hiçbir zaman kanıtlayamayız. Bu pazarlık açıktır, kapalıdır vesairedir. Ben ama şunu söyleyeyim. Büyük daire bizim gidebileceğimiz en adil yer. Biz ilk defa doğrudan doğruya hakimlere aracısı olmaksızın konuşma imkanına sahibiz. Ve şöyle varsayıyorum ben. Orada karşımda oturan hakimlerin tamamının da bu pazarlığın parçası olabileceğine inanmak istemiyorum. Umuyorum ki yanılmıyorumdur. Hala da benim hani bu naif yanım, bir insan haklarına olan inancın uluslararası bu işi gerçekten inanarak yapan insanlara ulaşma potansiyeli olduğunu söylüyor bana. KHK'de bir pazarlık olduğuna göre bunda da olabilir. Ama ikisi bambaşka şeyler. Bir de şöyle, şunu da unutmayalım. Evet, yani mahkeme hükümetlerin, sadece Türk hükümetinin değil, bütün hükümetlerin ağır baskısı altında ama şu anda mahkemenin üstünde Avrupa'da ve Türkiye'deki kötü gidişe müdahale etmemesi nedeniyle de bir baskı var. Bu baskı da bir şekilde dikkate alınacaktır diye umuyorum. Peki hocam, burada büyük daireye gitmeden önce AİHM zaten bir karar vermişti. Saray hükümeti buna uymadı. Aslında şu anda değerlendirirsek AİHM'in verdiği karar geçerli olması gerekir. Büyük daireye gitmeden de uygulanması gerekirdi. Yani ahlaken evet ama hukuken hayır. Nedeni şu: daire kararı büyük daireye gittiği zaman kesinleşmemiş oluyor ve her şey baştan başlıyor. Biz de bunu değerlendirdik. Demirtaş da değerlendirdi. Bu 4 yıl 8 aylık karar verilince zaten uygulanmayacağı o kararın ortaya çıktığı için biz de büyük daireye gitme yönünde talepte bulunduk. O nedenle büyük daire sadece hükümetin talebini değil, başvurucunun da talebini kabul ederek bu duruşma, yani daha doğrusu büyük daire incelemesini açtı. Büyük dairenin kararının şöyle bir önemi var. Büyük daire kararı çıktığında otomatikman olarak kesin ve bu kadar önemli bir davada eğer ağır bir ihlal kararı çıkarsa hükümetin bunun yerine getirmeme ya da Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi biz onu tanımayız, yolumuza devam ederiz tarzındaki bir tavrı siyasi olarak bir sürü yükü üstüne almak anlamına geliyor. Bunu ne kadar AİHM'den dışlanmaya kadar gider. Yani çok kolay bir şey değil bu ama her oturulan masada masaya koyulacaktır büyük dairenin kararı. Yani iyi de Demirtaş var bakın diye. Yani AİHM'in üstünde de bu anlamda büyük bir yük ve sorumluluk var.
tamamen bu sorumluluktan kaçıp pazarlıktı vesaireydi gibi şeylerle karar vermek çok kolay değil. Onun için hani çok optimist olup herkese gereksiz umut vermek de istemem ama hani bu ya ne olacak ki deyip de geçinmeyecek kadar farklı dengelerin olduğu bir aşama burası. Her şeye rağmen Demirtaş'ın içeride tutulma isteği aynı zamanda AKP'nin kendinin iktidarını sarstığını düşündüğü için biçiminde yorumluyoruz biz. Bu doğru bir yorum mudur? Yani şöyle, o kritik konuşmayı hatırlıyorsunuz. Seni başkan yaptırmayacağız, seni evet. başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız. Yani ben bütün bu davanın merkezinde seni başkan yaptırmayacağız düşüncesinin olduğunu düşünüyorum. Yani bunun başka örnekleri de var Türkiye'deki yargılamalarda. Onun için evet, yani Demirtaş'ın içeride olması ile 2016'dan bugüne geldiğimiz sürece bakarsanız bir sürü seçim, siyasi olay, sadece Demirtaş değil tabii, yani HDP'nin önde gelen. Çünkü bazen aslında bu da şöyle bir sorun oluyor. Bu Demirtaş davası olarak görülmemeli. Yani Gülten Kışanak'ta, Figen Yüksekdağ'da, işte İdris Balıken'de bir sürü başka siyasetçi de içeride. O siyasi hareketin Türkiye'deki siyasi dengeleri yerinden oynatmış olması. Yani 6,5-7 civarında oy alan bir siyasi hareket birden fazla seçimde %10'dan fazla potansiyeli olduğunu, İstanbul'un, Ankara'nın belediye başkanlarını belirlemek için bir kilit haline geldiğini gösterdi. Bu koşullarda bir değişiklik olmadığına göre hala hedef olması da gerek Demirtaş'ın gerekse diğer siyasetçilerin herhalde çok şaşırtıcı olması gerek. Hocam, sona doğru geldik. Siz İHA'da İnsan Hakları Derneği Başkan Yardımcısınız. Türkiye'de insan hakları alanında çok büyük sorunlar var. Sizin tarafınızdan bakınca ne görünüyor? Mesela gözaltında kayıplar var. İşte bizim gibi KHK ile ihraç edilmiş insanların sorunları var. Ama genel anlamda da bir işkence, kötü muamele, birçok vakayla karşılaşıyorsunuzdur. Yani bize bir çerçeve, bir tablo çizebilir misiniz? Valla aslında Türkiye'nin son 2-3 yıl içerisinde geldiği yer enteresan. Bu kayıplar meselesini söylediniz. Bizim Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde yapılmış 7 tane kayıp başvurusu var. Yani Ankara'nın merkezinde, Türkiye'nin merkezinde kayıp vakalarından bahsediliyor. Bizim dışımızda Urfa'da, Urfa Barosu'na benzer yapılan başvurular var. Ben yakın bir zamana kadar yeni insan hakları tipolojisinin daha çok yargının kullanıldığı bir taciz mekanizması olduğunu tarif ediyordum ve işkence, kötü muamelenin büyük ölçüde hani görülmediğini söylüyordum. Ama şimdi hani bu vakalar karşısında yine bizim baromuza yapılan, belki takip etmişsinizdir, bu diplomatlara yönelik kötü muamele iddiası da var. Aslında bu programın tamamında konuştuğumuz hukuk devleti krizinden bağımsız düşünemiyorum. Yani hukuksal güvence ve bu tür hak ihlallerini bertaraf edecek bir yargı olmaksızın bu sorunları çözemeyiz. Bu da gerçekten anayasal bir reform yapılmasını gerektiriyor Türkiye'de. Şöyle özetleyeyim. Biraz önce şunu söyledik. 4200 tane hakim savcı atıldı, ihraç edildi diye. Yerlerine 8000'i aşkın yeni hakim ve savcı alındı 3 yıl içerisinde. Türkiye'deki mevcut hakim ve savcıların yaklaşık %45'i olağanüstü halden sonra ve hakimlik sınavındaki yazılı sınavdan 70 alma koşulu kaldırıldıktan sonra her türlü kayıt, kuyut, kural olmaksızın alındı. Şimdi bunu çözmeden, bununla yüzleşmeden Türkiye'deki insan hakları sorunlarını çözemezsiniz. O ceza mahkemelerinde karşılaşılan hak ihlallerinin üzerine gidemezsiniz. Hocam, son olarak tabii kayyumları da sormadan edemeyeceğim. Şimdi 3 ilde kayyum atandı zannediyorum, meclis açıldıktan sonra da yaygınlaştıracakları gibi bir ifadeyi kullandı Recep Tayyip Erdoğan. Kayyumların hani OHAL döneminde uygulanmasıyla şu andaki uygulanması arasındaki fark ve meşruiyeti ne olacak? Valla olağanüstü haldeki de ne kadar meşruydu tartışılır. Ama şu iddiayı doğruluyor. Olağanüstü hal bittiğinde, 7145 sayılı yasa çıktığında ve olağanüstü hal KHK'leri yasalaştığında biz diyorduk ki bu olağan
hale geldi. Hani olağanüstü hal, bu kuralların hepsi kalıcı hale geldi. İşte o kalıcı hale gelmeyenlerin bir kısmını da bu tür önlemlerle doldurdukları görülüyor. Ki aslında burada kayyum atanması olağanüstü halde getirilmiş bir KYK kuralının kanunlaşması sayesinde oldu. Eskiden bu görevden el çektirme, daha doğrusu açığa alma önlemi işte belli tür suçlar açısından alınırken, şimdi terör suçları nedeniyle de bunun uygulanması ancak OHAL KYK'sinin kanunlaşmasıyla mümkün oldu. Onun için hani o zaman da bence meşru değildi ve demokratik iradeye kabul edilmesi mümkün olmayan bir müdahaleydi. Şu anki evleviyetle öyle. Zaten suçlamalara bakarsanız aslında hani somut bir şey söylenmediğini görüyorsunuz. Söyledi. Dedi ki hakkında bir soruşturma var. Yani bakalım, bu soruşturmalar... İçinde ne olduğunu ben de bilmiyorum dedi Süleyman Soylu. Evet, ya bu soruşturmalar meselesi işte şey içinde 100 tane soruşturmanız var elinizde. Demirtaş içinde ne olacak? Bir savcının soruşturma açmasından kolay ne var Türkiye'de? Türkiye'de AKP'de olmayan herkes zaten. Yani onun için bu bir ölçü değil. Burada benim için ölçü şudur. Belediyecilik yapmasını etkileyen bir niteliği var mı bunun? Şimdi çok ciddi bir iddia ileri sürüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu terör örgütüyle şunu yaptı, bunu yaptı. Şunu o zaman ortaya koyacaksınız. Ya belediyenin deposunda silah buldum. Bu 30 lirayı almış falanın cebine koymuş. Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Yani kalkıp şunu Süleyman Soylu mantığıyla benim ilişkim yok dedi mi? Ya şimdi ne zaman bu masumiyet karinesi tersine çevrildi de bizim haberimiz olmadı? Ne demek yani dedi mi demez. Ben Süleyman Soylu IŞİD'le alakam yok dediğini duymadım ben. Hayır, ben her gün mesela şey mi demek zorundayım? Hırsız değilim ben. Katil değilim ben. Şu değilim ben, bu değilim ben. Yani nerede duyulmuş böyle bir şey? Siz kanıtlayacaksınız. Bu kişinin belediye başkanlığına başladığı tarihten itibaren belediye başkanlığıyla aldığınız önlem arasında nasıl bir illiyet bağı var? Ne yapmış ki sen bu kişinin belediye başkanı olmasının, bakın, acil olarak durdurulması gerektiğini, mahkeme kararı beklenmeksizin durdurulması gerektiğini düşüneceksin. Bu böyle efendim hakkında soruşturma var, o var, bu var, yok değil. Hayır, yaptı. Böyle 4 tane İçişleri Bakanı olarak, yani ben şuradan şuraya gitsem devlet benim kaydımı tutuyor. İçişleri Bakanı görevden aldığı kişilerin hasımı durumunda. Yani bu da ayrıca hukuken bir sorun. Ya tabii canım, bu kadar açık bir şekilde, yani şimdi nasıl gerçekten hakimler, savcılar rahat karar verebiliyor olsaydı varsayalım. Bu kadar İçişleri Bakanı'nın doğrudan taraf olduğu şeyde kim ona adil bir değerlendirme yapıp karar verebilir ki? Hocam teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz... Yok valla, eklemeye kalkarsam sizin program bitmez çünkü. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anka'da Doktor Kerem Altıparmak'la konuştuk. Öncelikle kanun hükmünde kararnamelerin hukuksuzluğu üzerine konuştuk. Saraydaki avukatların ve hukukçuların toplantısıyla ilişkili kendi görüşlerini aldık ve Demirtaş'ın tahliye olup olmayacağını sorduk. Bizim gönlümüz Selahattin Demirtaş'ın bir an önce tahliye olması. Çünkü hukuk da, adalet de bunu gerektiriyor. Türkiye'de aslında insan haklarının yeniden ayaklanması da seçilmişlerin, milletvekillerin, belediye başkanlarının serbest bırakılmasıyla birlikte bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Anka'da bu hafta buluştuk. Kerem Altıparmak'la konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, yolda kalın.